İyi günler sevgili izleyiciler. Fulajans ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün Pasinler ilçesindeyiz. Pasinler ilçesinde bir esnafımıza ziyarete gittik. Pasinler Ticaret Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti. Dolayısıyla ben de kendisiyle bir röportaj yapalım dedik başkanım. Kendisi bize ifade edecekler. Esnafın durumu nedir? Esnaf neler yapıyor? Bir inceleyelim dedik. Esnafın da durumunu soruyoruz. Sayın Başkanım programıma hoş geldiniz. Sizler de Doğu'nun, Paris'i, Erzurum'un en güzel ilçesi, Tarih Kokan ilçemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Şu anda dünya bir geminin içerisinde koronavirüsü denilen COVID-19 virüsüyle karşı karşıya. Bu salgın tabii ki dünyanın dev ülkelerini sarstığı gibi ülkemizde de etkilerini göstermiştir. Ama biz büyük bir milletiz. Evvel Allah'ın izniyle bu salgının da üstesinden geleceğiz. Öncelikle tüm Erzurum hemşerilerimize ve üyelerimize diyoruz ki evde kal, sağlıklı kal, bizimle kal. Tabi virüsün getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar olmuştur. Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde de üyelerimizin maddi kayıpları olmuştur. İşletmelerimizin, kapalı olan işletmelerimiz, düğün salonlarımız, mesire alanlarımız ve üretimde zorluk çeken, üretimi kısıtlanan firmalarımız var. Bununla alakalı Sayın Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu Bey'e her gün rapor halinde bilgi veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel çalışmaları var bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanımız KGF'ye yetki verdi. Finansman yükseldi. Lakin bununla finansman yükseldi derken yani kredi falan mı veriyorlar mı? Esnaf krediden yararlanabiliyor mu başkanım? Kredi finansmanı yükseldi. Lakin bizim şu anda en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri kredi, ikincisi kefalet, üçüncüsü tarım. Bankalar içi boş safsatalarla üyelerimize geçmişte olan sıkıntılarını, geçmişte olan problemlerini, şu çeki ödemedin, şu senet ödemedin, şuraya borcun var, buraya borcun var gibi safsatalarla insanları iflasa zorluyorlar. Biz de bunun yanlış bir uygulama olduğunu, şu anda bu geminin içerisinde hep beraber olduğumuzu, İnsanların hayatta kalması, işletmelerini ayakta tutması için mücadele verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra BDDK'ya bir şikayet hattı oluştu. Tüm üyelerimizi haklarını aramaya davet ediyoruz. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber el birliğiyle, yürek yüreğe çözeceğiz. Hafta sonları sokağa çıkmama uygulamasına karşılık üretimin durmaması için Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu Bey'in gece gündüz özel sektörün dertleriyle hasbihal olduğunu çok yakinen biliyoruz. Çok yakinen içeceğiz. Üretim durmasın diye, üretim devam etsin diye, üyelerimiz mağdur olmasın diye, vatandaşımız mağdur olmasın diye talepte bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bankalara talimatı tabanda tam olarak hissedilmiyor. Biz de bunu sağ olsun Erzurum milletvekillerimize, özellikle Kamil Aydın Bey'e, Zehra Taşkesenlioğlu hanımefendiye, Düzce milletvekilimiz Ümit Yılmaz Bey'e ricalarımızda bulunduk. Sağ olsunlar, onlar da bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüden haklarımızı aramaya çalıştılar, dile getirmeye çalıştılar, anlatmaya çalıştılar. Peki sonuca ulaştınız mı başkan? Sonuç nedir? Yani krediye başvurup, esnaf başvurup da boş dönen oldu mu? Bunlarla ilgili kaç tane tespit ettiniz? Şu an en büyük yaramız o. Sayısal olarak demeyelim de şu ana kadar kredilerden faydalanan %10 gibi bir rakam diyebiliriz. %90 mağduriyet içerisinde SGK borçları, Bağkur borçları, efendime söyleyeyim maliye borçları, bunların hepsi birer etken ve bu süreç içerisinde yayılacaktır. Devletimizin stratejisinin içerisinde inşallahurrahman biz bu sorunları aşacağız. Ama tabii ki bankaların da mış gibi yapma
yapmaktan ziyade taşın altına ellerini sokmalar lazım. İnsanların özellikle Doğu Anadolu bölgesinin, yani ben Erzurum için, Pasimler için söylemiyorum. Zaten hayatta mücadele vermek, hayata burada güne uyanmak, gözlerini açmak bile sıkıntı. Bu sıkıntılar içerisinde biz burada var olma mücadelesi verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu açıklamalarına karşılık bankaların duyarsız kalması bizleri hayliyle üzüyor. İnşallah bu problem bir an önce çözülür. Cenab-ı Mevlam tüm İslam coğrafyasına, Türk dünyasına, özellikle ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza bu virüs illetinden kurtarmayı nasip etsin. Amin. Tüm dünya şu anda zor şartlar altında ama tabii ki bütün tacirlerin, esnafların tek bir kaygısı vardır. Ödeme, para kazanma, ödeme yapma, hayatta kalma. Bizim derdimiz de bu. Buraya kadar geldiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Son olarak sormak istediğim, sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili kaç tane üretim sektörü var burada? Bunlar için izinler alındı mı? Ne durumdasınız? Şu anda onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üretime yönelik özellikle tarım ve hayvancılık lokomotifimiz bizim ülkemizin. Üretime yönelik firmalarımızı mağdur etmemek amaçlı resmi yazılarımızı yazdık. Resmi müracaatlarımızı yaptık. Sokağa çıkma uygulaması gerçek anlamda büyük şehir olduğumuz için çok iyi bir uygulama. Çünkü bu virüsün yayılma oranı, hızı çok fazla farklı. Sağlık Bakanımızın gece gündüz bu işle alakalı çalışmaları son derece takdire şayandır. Buradan da kendilerine şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bizim ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu göstermeye başladı. Yani dünya devletlerinin içerisinde bir Türk devleti, bir lider devlet doğuyor. Bu mesaj verilmiştir. Yalnız üretime yönelik hayvancılık üzerine özellikle süt üreticilerimiz, peynir üreticilerimiz, yani genel anlamıyla mandıralarımız çok mağdur durumdalar. BİMS üretimimiz var, beton üretimimiz var. Tabii ki bunların durmaması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uygulama gerçek anlamda çok iyi bir uygulama ama tabii ki üreten bir ülkeyiz. Üretmemiz lazım. Üretip ayakta kalmamız lazım. Sağ olsun yine Cumhurbaşkanımızın ve Odalar Birliği Başkanımızın çok iyi bir yoğun tempoyla hazırlamış olduğu iş durdurmama, işten çıkarmama uygulamaları var. İşkur üzerinden, internet üzerinden yapılıyor. SGK'dan yine uygulama internet üzerinden her türlü üyemizin sıkıntılarıyla alakalı hasbihal oluyoruz, iletiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yalnız işte üretim yapan firmalarımızın mağdur olmaması için şu anda mücadelemiz o yönde. Uygulamamız çok iyi bir uygulama. İnsanlar en azından sokağa çıkma yasağı değil de evde kalma ile ödüllendiriliyor kanaatimce. Aileleriyle vakit geçiriyorlar. Aile kavramı ön plana çıkmaya başladı. Aileler daha sıcak, daha unutulmuş adetlerimiz, daha unutulmuş geleneklerimiz yaşanmaya başladı. Bu bir ödül aslında. Ceza değildir. Sokağa çıkma yasak değildir. Sokağa çıkma uygulamadır. Uygulamanın çok iyi olduğunu inanıyorum. Lakin yine en baştan beri söylediğimiz gibi üretime yönelik sektörlerimizin üretimlerini durdurmaması, üretimlerinde kısıtlanmaması için elimizden gelen gayret içerisindeyiz. Peki son olarak mesajınız nedir? Son olarak bu gündemde, bu süreçte mesajınızı alabilir miyiz? Bu gündemde evde kal, sağlıklı kal, bizimle kal diyoruz. İnsanlar zorunlu olmadıkları sürece sokağa çıkmasınlar. Üreten sektörlerimiz üretmeye devam etsinler. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Pasimler Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Aydın Taşbaşı Beyefendi ile birlikte olduk. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.